Çin'in ekonomik ve askeri alanda ABD'yi geçme potansiyeli. Çin'in ekonomik ve askeri alanda ABD'yi geçme potansiyeli, uluslararası ilişkiler ve güç dengesi açısından önemli bir konudur. Bu makalede Çin'in bu iki alanda ABD'yi geçme olasılığını ve bunun dünya üzerindeki muhtemel etkilerini ele alacağız. Ekonomik alan 2023 yılında Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 32.8 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu da Çin'i dünyanın en büyük ekonomisi yapmaktadır. ABD'nin GSY'si ise aynı dönemde yaklaşık 26.9 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundadır. Çin'in ekonomik büyüme hızının devam ettiği ve ABD'nin büyüme hızını aştığı gözlemlenmektedir. Bu durum, Çin'in ABD'yi ekonomik olarak geçtiğini göstermektedir. Askeri alanda ise Çin'in savunma harcamaları 2023 yılında %7,2 artarak 1 trilyon 555 milyar yuana, yaklaşık 220 milyar dolar çıkmıştır. Bu artış ekonomik büyüme hedefini aşan bir orandır. Ancak ulusal para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle harcamalar dolar bazında azalmış olabilir. ABD ise 2023 mali yılı için 800 milyar dolar savunma harcamasına onay vermiştir. Bu, önceki yıla göre %4,3'lük bir artışı temsil etmektedir. Çin'in savunma harcamaları yuan cinsinden artarken, kendi savunma sanayisini ucuza mal edebilme kapasitesi nedeniyle askeri alandaki etkinliğini artırabilir. Ancak ABD'nin küresel askeri varlığı ve teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında, Çin'in kısa vadede ABD'yi askeri alanda geçmesi zor görünmektedir. Sonuç ekonomik alanda Çin'in ABD'yi geçtiği gözlemlenmektedir. Askeri alanda ise Çin'in savunma harcamaları artsa da ABD'nin küresel askeri varlığı ve teknolojik üstünlüğü göz önüne alındığında Çin'in kısa vadede ABD'yi geçmesi zor görünmektedir. Bu durum küresel güç dengesi ve uluslararası ilişkiler üzerinde önemli etkiler oluşturabilir.